Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na aittir. Sayın Gergerlioğlu buyurun. Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan, Rojbar Brez Sayın Bakan Şimşek, Undi Herhatın Çavayı Başı. Bunları dediğim için yine kızmazsınız değil mi? Arkadaşlar, kültürümüzde misafire sıcak bir karşılama vardır. Ben de Sayın Bakan'ı ana diliyle karşıladım. Misafirimizdir bugün. Fakat birileri kızıyor. Burada Kürtçe konuşuyor arkadaşlar ana dilleriyle, kızıyorlar. Süryanice konuşuyor vekilimiz, kızıyorlar. Ya bu nasıl bir anlayıştır arkadaşlar? Anlamak mümkün değil. Bakın, ben bir Türk olarak şunu gördüm kaç yıldır. Kürtler Türkçe konuşmaktan hiç erinmiyorlar, çekinmiyorlar, kızmıyorlar. Dayatılmasına kızıyorlar. Aslında bu ülkenin barışı nasıl sağlanır biliyor musunuz? İnsanlara ana dillerini konuşturmamakla sağlanmaz. Bir Türk, bir Kürt'e onun ana diliyle hoş geldin, nasılsın dediği zaman bu ülkede barış sağlanır değerli arkadaşlar. Olay budur. Daha bu konularda ilkel bir şekilde düşünmeyelim. Şimdi Sayın Bakan, bu hoş geldin faslıydı. Sizin yüzünüzü güldürdüm ama biraz sonra terleteceğim ona göre. Şimdi Sayın Bakan, Evliya Çelebi gibi dünyayı dolaşıyorsunuz. Para arıyorsunuz, yatırımcı arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Neden? Çünkü çok berbat bir ekonomi var, enkaz devraldınız ve uluslararası arena sizi ciddiye almıyor. Bakın, kredi kartı faizlerin en yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz ve uluslararası arena diyor ki seçim ekonomisi uygulayacak bu ülke ve hatta seçimlerden sonra Erdoğan Şimşek'e müdahale edecek diye düşünüyor. Ve ülkede de yani öyle bir halka arzlar yapılıyor ki borsa çöküyor, halk soyuluyor, şirketler kazanıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde hepimiz biliyoruz, değinmeden olmaz. Merkez Bankası Başkanı'yla bir görüşme oldu ve oradaki ifadeler dikkat çekti. Şimdi Merkez Bankası Başkanı diyor ki Kapıcı Sadık abi fiyatlar inmedi diyor. Ya ben ona diyorum ki fiyatlar yine iniyor falan. Sadık abi diyor yok vallahi ben markete gidiyorum, fiyatlar çok yüksek Sayın Başkanım diyor. Valla arkadaşlar, gerçekten ben ve sanırım hepiniz Sadık abiye inanıyoruz. Sadık abi hakikaten haklı. Yani biz burada Sayın Bakan TÜİK'e değil Sadık abiye güveniyoruz. Ne yapalım, TÜİK'i bu hale düşürdüler. Olay bu değerli arkadaşlar. Şimdi bu ülkede bir yargı reformu yapılması lazım. Dolaylı vergilerden çok şey yapılıyor, alınıyor, para alınıyor, halk soyuluyor. Bu yargı reformunun bir an evvel yapılması lazım. Vergi reformunun, pardon, bir de tabii ki yargı reformunun yapılması lazım. Şimdi niye size güvenmiyorlar? Bakın, ben size ülkedeki hak ihlalleriyle ilgili bazı tablolar sunacağım. Sayın Bakan, bakın, Van cezaevinde Hanife Arslan teyze barış dediği için, ana diliyle konuştuğu için cezaevinde. 73 yaşında bir teyze, dizlerinde çok ileri kireçlenme var. Şekeri var, tansiyonu var. Tuvalette, Alaturka tuvaleti olmadığı için düşmüş, dişlerini kırmış. Şimdi böyle bir ülke burası. Ahmet Öztürk. Bakın, hasta bir mahpus. Aydın cezaevinde prostat kanseri, polisler tutuyor ki yürüyebilsin adamcağız. Hapishanede banyosunu kendisi yapamıyor. Perişan bir durumda. Suçu ne? Bir derneğe üye olmuş. Kadriye Işık teyze. Bakın, 73 yaşında kanser hastası, suçu ne? Bir dini sohbete gitmiş. Ya Sayın Nacho Sanchez Amor'la konuştum. Ne diyor biliyor musun? Sizin ülkede diyor iktidar vatandaşların yarısını terörist diye görüyor. Yani böyle bir ülkeyi ben ne yapayım diyor. Bakın, açıkça her tarafa da yansıdı. Bana da söyledi. Sayın Bakanım, bakın, Mehmet Bayram hasta bir mahpus. %97 engelli. Suçu ne? Barış demek, çözüm demek. Sakarya HDP eski il başkanımız. %97 engelli. Haftada 3 kez diyalize giriyor ve bu adam cezaevinde.
Yani öldüğü zaman çıkar herhalde, Allah korusun. Ramazan Taşkıran, %93 engelli, perişan bir durumda cezaevinde yatıyor. Haftada 3 gün diyalize giriyor ve infaz ertelemesi yok. Çetin Doğan, 6 aydır kocamış hasta mahpus için Cumhurbaşkanı'nın önünde dosya, imzalamıyor. Ya hasta mahpusun kimliği sorulmaz arkadaşlar. Bakın, farklı kimliklerden hasta mahpuslar sundum size. Ya böyle bir ülke için para bulabilir misiniz Sayın Bakan? Şimdi bakın, yine bana verdiğiniz bir cevap. Bu cevap utanç verici bir cevap. Şimdi Mehmet Talyurt, Tavşanlı'da bir vatandaş. 2016 yılında çocuğunu bir okula kaydetmiş. Nisan ayında, erken kayıt biraz düşük olsun diye. Daha sonra işte darbe olmuş. Vay sen o kapatılan okula niye çocuğunu yazdırdın? 8.900 lira yatırmış. Adamcağız 7 yıldır parasını alamıyor. Parasına çökmüş devlet, iktidar, Maliye Bakanlığı. Sordum, soru önergesine cevap gönderdi. Ya böyle cevabı ben ne yapayım Sayın Bakan ya? Karar ilgiliye tebliğ edilmiştir diyor. Utanç verici ya. Soru önergesine böyle mi cevap verilir? Ya milletin malına çökmüşler. Milyarlarına çökmüşler, binasına, parasına, malına, çocuğun okul kaydına çökmüşler. Ondan sonra soru önergesiyle soruyoruz. Yok efendim, işte karar ilgiliye tebliğ edilmiştir. Bu ne hal ya? Olacak iş mi? Değerli arkadaşlar, kabul edilecek bir durum değil bu. Bakın, sizin ilinizde bile, Batman'da son günlerde 100 fabrika, tekstil fabrikası kapandı. 10 bin kişi işsiz kaldı. Yani kelim merhemi olsa başına sürer derler. Batman'ın bile hali böyle. Yani sizin başınız için demiyorum mecazen Sayın Bakan. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Öyle bir ülkeyiz ki AİHM kararlarını umursamayan bir ülkeyiz. Bu karar nedir? AİHM'in Yüksel Yalçınkaya kararı. Tam 174 sayfa. İşte Bayloktur, Bankasya'dır, şudur budur, bütün bunlar için insanlara ceza veremezsin demiş. Kanunsuz suç ve ceza olmaz demiş. Adil yargılamadınız insanları. Bir derneğe üye olmak da bir insan terörist olmaz demiş. 3 aydır bunu demiş. Bu konuda hiçbir şey uygulanmıyor. Olacak iş mi? Yani böyle bir ülke olabilir mi? Değerli arkadaşlar, yani bunu kabul etmek mümkün değil. Ben size bir soru soruyorum Sayın Bakan. AİHM kararını uygulamayan bir ülkenin maliyesini nasıl düzelteceksiniz? Bana cevap verir misiniz? Ve bu karar 3 aydır uygulanmıyor. AİHM ikinci, üçüncü kararlar gönderdi. 369 kişiye haksız tutuklama yaptın, tazminat öde dedi. Geçtiğimiz hafta 1000 kişi için tekrar dosyaları gönderiyorum dedi ve Türkiye'ye dedi ki savunma istemiyorum kardeşim, gereğini yap dedi. Arkasından 100.000 dosya gelecek. Bu ülkenin bütün parası bu tazminatlara gidecek. Bunu düşünen eden var mı? Bir ton hukuksuzluk yapsınlar. Sayın Gergerlioğlu, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Arkadaşlar, AİHM demişken ben bu hasta mahpusları dile getirdiğimde burada Sayın Leyla Şahin bana öncesinde de bunları gündeme getirdiğimde işte terör propagandası yapıyorsun, fatö fatö bilmem ne falan demişti. Ya Sayın Leyla Şahin, siz tıp fakültesinden atıldığınız, başvurusundan atıldığınız için ben Mazlum Der Genel Başkanı'ydım ve meydanlarda Leyla Şahin'e adalet diye haykırıyordum, biliyor musunuz? Siz bugün geldiniz, muktedir oldunuz, zulmediyorsunuz. O mazlum halinizle biz yanınızdaydık. Şu anda da zalim halinizle de karşınızdayım. Bunu da bilin. Biz hakkı hakikati söylüyoruz burada. Şimdi bakın, siz yarın da mazlum duruma düşseniz ben sizin yine de yanınızda olurum. Yani bakın, burada grup başkan vekiliniz Özlem Zengin böyle bir hareket yaptı. Vekiller buradan çekti gitti. Ben bunu kabul edemiyorum. Bir milletvekiliyim. Bu onur kırıcı bir harekettir. Bizim evet, Sayın Gergerlioğlu, teşekkür ediyorum. Efendim bir